Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 13-19 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Ve bu hafta başından itibaren gezegeniniz Merkür artık Yengeç Burcu'ndaki geri hareketini bitirecek ve ileri dönecek. Kuşkusuz bu sizin için çok güzel bir e, haber. Artık enerjinizin arttığını, biraz daha böyle güçlendiğinizi hissedeceksiniz. E, zihniniz de hareketleniyor artık planlarınızı daha rahat uygulayabilirsiniz. Son 2-3 haftadır geciken, ertelenen, bir türlü çözümlenmeyen konular. Günlük hayatınızda, iş hayatınızda meydana gelen aksilikler. Şimdi yavaş yavaş bunları geride bırakabiliriz. Ve belki son iki haftadır uğraştığımız konulara tekrar bir bakacağız. Tamamlanması gereken konuları tamamlayacağız daha rahat ilerleyebileceğiz. Planlarımızda hayata geçirme imkanı bulacağız. Pazartesi günü Ay Koç burcunda olacak sevgili Başaklar. Pazartesi günü finansal konularda biraz baskılar hissetmeniz mümkün. Belki bir faturanız var sizi zorluyor, bir kredi borcunuz var. Yani para konuları biraz sıkıntı ve karamsarlık yaratabilir açıkçası. Bunlar çok da sizin erteleyemeyeceğiniz, öteleyemeyeceğiniz biraz uzun vadeli konular aslında ama isterseniz bunların üzerindeki baskısını hissedebilirsiniz. Pazartesi öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay artık Boğa burcuna geçecek. Perşembe sabahından kadar Ay Boğa burcunda. Duygusal anlamda sizi desteklemeye başlayacak. Yani pazartesi günü gündüz saatlerinizde hissettiğiniz o karamsarlıklar gece saatlerinden itibaren daralabilir. Hatta salı günü bazı sürpriz gelişmeler neşenizi iyimserliğinizi arttırabilir. Hani bir anda böyle bir davet alabilirsiniz. Bir anda böyle bir gez, gezi veya seyahat imkanı çıkabilir. Güzel bir tatil programı yapabilirsiniz. Eğitim hayatınız ya da ticari hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir ilginç bilgiler öğrenebilirsiniz. Yani hareketli. Salı ve çarşamba bu hafta sizin için verimli günler aslında. Manevi yönünüz de güçlü. Kendinizi moral olarak da daha iyimser, coşkulu hissedebilirsiniz. Perşembe sabahından itibaren ay ikizlere geçiyor. Artık biraz sorumluluklarımız öne çıkıyor. Yani işimiz var, çalışıyoruz, mesleğimiz var. Evet orada yapılması gereken işler var. Biraz mesuliyetler. Öne çıkacak. Evimizde de ilgilenebiliriz. Evde yapılacak bazı konular var. Aileyle ilgilenebiliriz. Yani her neyle uğraşmamız gerekiyorsa görevlerimizi önemseyeceğiz. Burada üstlerde ilişkiler, aileyle ilişkiler, otorite kavramlarıyla kuracağımız ilişki dinamikleri de yine çok özellikle belirleyici olabilir. Ve per, Perşembe, Cuma, Ay ikizlerde, Venüs de ikizlerde biliyorsunuz. Artık ileri harekette. Kuşkusuz. İş hayatınızda, kariyer hayatınızda biraz daha iyimser enerjiler size veriyor. Bazı özel fırsatlar, şanslar da getirebilir. E, iş seyahatleri, iş eğitimleri, mesleki eğitimler adına da kısmetli bir dönemdesiniz. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren ay yengece geçecek. Ve siz de biraz daha sosyalleşmek isteyeceksiniz. Cumartesi akşamını pazar gününü sevdiğiniz kişilere ayırabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli ortamlara katılabilirsiniz. Belki bir yemeğe çıkacaksınız, belki bir etkinlikte bulunacaksınız. Ee, aile üyeleriyle de tabii ki bir arada olmanız, bazı böyle faaliyetler içerisinde olmanız mümkün. Genel olarak keyifli enerjiler var. Sosyalleşeceğiniz, e, mutlu olacağınız, yapmaktan zevk alacağınız faaliyetlere hafta sonu zaman ayırmanız mümkün sevgili başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.